Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir politik programıyla beraberiz. Cemalettin Taşçı ile beraber ama Cemalettin Taşçı yanında değil, Ankara'da FaceTime'dan yapıyoruz. Dolayısıyla orada bir merhaba diyelim. Cemalettin merhaba. Merhaba. Bunu ilk defa yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz. Acaba bakalım nasıl olacak, başarılı mıyız diye. İstersen bugün seçim sonrası gündeme gelecek gibi gözüken parlamenter sisteme yenilenir mi, döner mi, dönmez miyiz meselesini esasen merkeze alacak şekilde seçim sonrası olabilecek şeyler üzerinde duralım isterim. İlk başta sanki parlamenter sistem tartışılacakmış izlenimi geldi dünkü grup toplantılarından ve bugünkü Bahçeli Mert'te grup toplantısından özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun referandumuna gitmeyi gördük. Cumhurbaşkanı tarafı olsun ama hani yüreği gecekiyorsa gelin belki referandumuna gidelim demesi sanki AK Parti'nin çok soğuk bakmıyormuş izlenimi bırakması bu tartışmanın gündeme geleceğini gösteriyor. Ama ondan önce esasen zaten seçim sonuçları da bir tür başkanlık modelini çok da iyi olmadığı, partinin cumhurbaşkanının kabul görmediği şeklinde de yorumlandı. Aslında sistem çalışmadı. Yani sonuçta bir seneyi doldurduk ve ortada vaatlerin karşılığı olan herhangi bir şey yok. Herhangi bir probleme, herhangi bir çabuk çözüm, seri çözüm, seri halletme işleri o gerçekleşmedi. Hızlı icraat olmadı yani. Evet, icraat olmadı. Hızlı yavaş icraat. Yani tabii burada aslında normal bir ülkede olsak tartışılması gereken şeylerin başında gelen böyle apar topar geçilmiş bir sistemde bu sisteme böyle apar topar geçerken canım arkadan tamam çok kısa sürede gerekli mevzuatı hazırlayacağız vaatleri vardı ve bunlar gerçekleşmedi. Büyük ölçüde işte bu seçim de bunun bahanesi oldu. Ama elimizde aslında şu anda bu sistemi yürütenler de dahil hiç kimsenin benim bildiğim kadarıyla sistemin işleyişine dair bir blueprint yok yani bir şablon yok. Nasıl işleyecek olduğuna dair her şey son derece keyfi gidiyor şimdiye kadar. Şimdi siyaset kısmında bir tarafa bırakacak olursak aslında kamuoyunun çok fazla dikkatine gelmeyen bir başka konu var. O da devlet kurumlarının şu anda büyük oranda atıl olmaları, tam verimli çalışamamaları, başkanlık sistemleri bu örgütlenmenin yapılanmanın gerçekleşmemiş olması. Asıl sorun buradan kaynaklanıyor galiba. Bu işin devlet mekanizması tarafından bu da siyaset tarafından doğal olarak. Yok ben devlet mekanizması tarafını konuşuyorum. Yani sonuçta bürokrasi kendi rolünü, kendi pozisyonunu doğru dürüst bilmiyor. Doğru dürüst bir organizasyon şeması yok. Devletin bir organizasyon şeması yok şu andaki işleyişi itibariyle. Ve bunlar çok çabuk hallolacak işte gerekli mevzuat çıkarılacaktı. Çıkarılmadı. Hala çıkarılmadı yani. Dolayısıyla biz problemlerimiz ne kadar sistemin kendisinin mantıksızlığından kaynaklanıyor, ne kadar bu sistemin ihtiyaçlarına uygun düzenlemeler, mevzuat düzenlemeleri yapılmadı oradan kaynaklanıyor bile bilmiyoruz ve bunları hiç tartışmadık, hiç tartışamıyoruz zaten. Böyle şeyleri tartışmak siyasetin alışkanlıklarının dışına çıktı. Tuhaf bir durum. Yani sanki parlamentonun bu konuda devlet dışı kalmış olduğu izlenimi var. Aynı şekilde de devlet kurumları sanki devlet dışı kalmış, önemsizleşmiş izlenimi var. Hem kendilerinde kurumlarda çalışan insanlarda hem de dışarıdan bakıldığında böyle bir şey görüyor. Biz Cumhurbaşkanı'na gideriz, meselemizi hallederiz. O bir karar açıklar, sonuç oradan çıkar. Onun için devlet planlamaya gitmeye, hazırlığa gitmeye ya da şu birimi de köyüstüne hizmetlerine, devlet su işlerine gitmeye gerek yok. Gibi bir algı, anlayış yerleşmeye başladı. Yani böyle devlet olmalı, böyle devlet yürütülmez. Ama işte dediğim gibi bu sonuçta bu böyle olmayacak denmiş idi. Yani bir düzenlemeler yapılacak gibi yapılmadı. Yapılmadığında tartışamadık. Dolayısıyla işin siyasi mesele siyasi boyutu değil yani derdim. Aslında işlemeyen bir devlet var. Kendisine durumdan vazife çıkaranlar işte biçileri yapıyorlar ama onun dışında bir de hani eski örgütlenmesini önemli ölçüde muhafaza ediyor olan bakanlıklarda galiba bir takım işler biraz yürür gibi.
nispeten bağımsız bir görüşler, mesela Dışişleri Bakanlığı gibi, Savunma Bakanlığı gibi ya da Hazine gibi. Hazine Bakanlığı belki Maliye ve Hazine gibi. Bana kalırsa evet, Maliye ve Hazine de pek tam değil ama işte yani mesela Milli Eğitim Bakanlığı'nın anladığım kadarıyla dokusuna fazla dokunulmadı ve işte o işte kendince bir şeyleri yapmaya çalışıyor gibi görünüyor ama mekanizma çalışmıyor. Bu dediğim gibi burada iki tane problem var. Bir tanesi mekanizma çalışmıyor olması, ikincisi bizim bunu tartışamıyor olması. Yani bunu kamuoyunun bunu tartışmasının istenmiyor olması, bu kamuoyundan kaçırıyor olması, bu ciddi bir sıkıntı. Yani bu kadar köklü bir sistem değişimi yapacaksınız, yaparken tartıştırmayacaksınız, yaptıktan sonra düzenlemeleri yapmayacaksınız, bunu da tartıştırmayacaksınız. Bu tabii çok sakıncalı, normal bir ülke için çok sakıncalı. Ama şimdiki durumda benim gördüğüm kadarıyla işte bak bu olmadı, bundan biz geriye adım atalım, parlamenter sisteme dönelim filan tartışmalarında çok mantıklı bulmuyorum. Bu tartışmalar öne sürenlerin ciddi bir hazırlık olduğunu düşünmüyorum. Daha önce seninle konuşmuştuk galiba. Sonuçta Türkiye'nin parlamenter sistem adı verilen bundan önceki sistemi aslında teknik olarak kuvvetler ayrılığı ilkesine çok da uygun bir politik. Yani orada da yasamayla yürütme çok şeydi. Orada da başbakan çok güçlüydü. Her şey adeta yasamayı da kontrol ediyor. Bütün uzaktan kendisi dair yargıyla istediği gibi idare edebilir durumdaydı. Çok fazla yetki dağıtımı söz konusu değil olduğunu. Teknik olarak zaten yasamayla yürütme hiç şeydi yani. Bu çok uzun süredir hep böyle olay geldi Türkiye'de. Dolayısıyla bunun yarattığı bir yıl sıkıntı da vardı ama biz hani bu tür şeyleri sistem derini değiştirerek çözmek yerine insanları değiştirerek çözmeye eğilimli olduğumuz için de bunları tartışmıyoruz. Meselemiz şu, sonuçta eski düzene dönmek makul bir çözüm değil. Yeni başka bir düzen tarif etmemiz, üretmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ama bunun tabii öncelikli bir tartışmamız gerekiyor. Yani biz ne yapmak istiyoruz? Acele kararlar üretmek mi istiyoruz? Toplumsal bir olgunlaşma mı istiyoruz? Toplumun kendi siyasetin ürettiği kararlara katılımını sağlamak mı istiyoruz? Ne istiyor olduğumuzu önce bir tarif ettiğimiz, ona göre bir sistem tartışması yapmamız lazım. Ama görüldüğü kadarıyla olay öyle yürümüyor. Yani görüldüğü kadarıyla. Bu tartışmayı yürütebilecek mekanizmalar da aslında çok fazla yok gibi gözüküyor. Uzun süredir Türkiye böyle konuları tartışmadığı için zaten bu tartışma zeminleri de büyük oranda ortadan kalkmış gözüküyor. Mesela bu konuyu hangi zeminde nasıl tartışacaksınız? Bunun tıraklarını bile yok gibi duruyor. Yine sonuçta bir araya gelince olan ofislerde bir takım buluşmalar ve bu noktaya gelince bir karar üretilecekmiş gibi duruyor. Evet, bu da işte sonuçta doğru bir yöntem değil. Buradan doğru bir sonuç beklemek bana çok mümkün görünmüyor. Bize daha serin kanlı bir tartışma ortamı lazım. Teknik olarak bakacak olursak, takvime bakacak olursak aslında bunun için bir de zamanımız var önümüzde gibi görünüyor ama gerçekten öyle olacak mı? Gerçekten bizim böyle uzun bir geçimsizliğimiz olacak mı? Bundan da çok kimse pek değil yani. Şimdi siyaset açısından baktığımız zaman başkanlık sisteminde öne çıkan argüman işte yürütmeyle politikayı yani meclisi birbirinden tamamen ayıracağız şeklinde. Yani bakanların siyaset dışı olmasını sağlayacağız diyor ama bu seçimden öncekinde de gördük ki bakanlar eski hallerinden daha aktif olarak siyasetle iç içeydi ve siyasetin önündeydi. Dolayısıyla başkanlığın ortaya çıkışının temel nedeni olan siyaseti biraz daha yürütmeden ayırıp tutmak amacı gerçekleşmedi. Bu da aslında pek çok kişi tarafından görüntü hale geldi. Siyasetin gerçek ihtiyacına uygun bir çözüm arayışı açısından şimdi bakılıyor.
Cumhurbaşkanlığı sisteminde 50 artı 1 gerektiği için iktidarı bir partinin elde etmesi çok zorlaştı. Öyleyse biz yeniden eski parlamenter sisteme gidelim, orada 35 yetebiliyor, 40 yetebiliyor iktidar olmak için. Bu bir ihtiyaçtan muhtemelen yeni parlamenter sistemi yeniden tartışmaya çalışacak. Evet, yani toplumun ihtiyaçları, toplumun düzeninin yeniden gözden geçirilmesi değil, işte bir takım insanların ihtiyaçları üzerinde yine tartışmalar başladı. Bunlar üzerine bir şeyler söyleniyor yani. Bütün bunların da dolayısıyla hani nerelere doğru evrilebileceği, insanların hangi ittifakları kurup hangi sıkıntılarını nasıl gerekleri konusunda nasıl bir kanaate sahip olduklarına bağlı, bizim ihtiyaçlarımıza bağlı değil yani. Çok tahmin de bulunabilecek durumda değiliz. Evet. Benim kanaatim muhtemelen Türkiye'nin bir başkanlık sistemini yeniden ele alacaktır. Ama bu bir geri alış, geri dönüş şeklinde olmayacak gibi geliyor. Parlamentonun yetkilerinin biraz daha arttırılması, ülkeyle parlamento arasındaki dengenin yeniden sağlanması, belki Fransız Madenize geri başkanlık sistemini, bir başbakanlığın daha çok iç hizmet işleriyle meşgul olabilecek bir başbakanlığın kurulması, Çin Senatörü'nün getirdiğinde Çin kadınları meclisinin oluşturulması gibi bir revizyona gitme günlere gelebilir. Ama bu da bugünün hemen bugünden yarın olacak bir konu gitmek görmüyor. Yani bugünden yarına hemen olmazsa pek kolay olmayacak. Sivri bir şekilde çözülmezse pek çözülebilir bir problem gibi görünüyor. Ama burada evet, yani şimdi şu anda siyasetin yeni bir oyalama alanına ihtiyacı var. Bu nedenle çabucak da gelebilir yani. Şimdi burada benim temel şeyim şu: eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Başkanlığından istifa ederse başkanlık sistemini, Cumhurbaşkanlığı sistemini sürdürecek demektir. Eğer AK Parti Genel Başkanlığından istifa etmezse geri dönüşü daha öngörülecek, onun arayışı içerisinde olacaktır diye bu genel başkanlığı bir gösterge gibi değerlendiriyorum. Ben yani sonuçta şüphesiz ki bu tür sembolik hususlar, yani işte Cumhurbaşkanı'nın aynı zamanda partinin genel başkanı olmasına izin veren vermeyen düzenlemelerin sistemlerin işleyişi açısından anlam taşıyabilir olduğunu düşünüyorum. Ama Türkiye'nin bugünkü şartlarında bunların hemen hemen tamamının sembolik olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi biz çok anlam yüklüyoruz ama eğer Erdoğan AKP'nin genel başkanı olmamış olsaydı, yani başkanlık düzenlemesi bunu getirmemiş olsaydı, yani AKP'nin başında bağımsız bir kendi ağırlığı olan bir aktörün genel başkanlık yapmasını beklemek hayal olur. Şu anda bu başkanlık sistemi tartışmaları sırasında işte başkan yardımcıları çok tartışıldı, hatırlıyorsun. Şu anda benim bildiğim kadarıyla bir tane başkan yardımcısı var ve biz onun Erdoğan kendisini söylemek istemediği şeyleri öğrettiği zaman sadece varlığından haberdar oluyoruz. Yani burada bir kişinin sistemi nasıl yorumladığına bağlı olarak işler öyle gidiyor. Eğer partinin genel başkanı olmasaydı, Erdoğan sadece başkan olarak kalmış olsaydı, muhtemelen AKP'nin başında Erdoğan'ın ne dediğini ondan öğrenmeden parti adına karar veremeyecek olan birisi olacak idi. Düşük profilli birisi olacak idi. Ve o yani işte gelecekti yani. Tabii şimdi biz başkanlık sistemleri tartışmaya gelebilir, gündeme işaret edebiliyoruz ama hem AK Parti içerisinde hem de Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir değişim, süreç yaşanacağı gözüküyor. Ya CHP dönüşecek, yeni bir dil benimseyecek ya da farklı bir karşı karşıya gelişler yaşanacak. Aynı şey AK Parti içerisinde de olacak. Ayrılmak isteyen parti kurma arayışında olanlar var. Mesafeli görmeler var. Ya bunlar bu yeniden devrimi toparlayacaklar ya da aynı şey başka yapmalar altında konuşacaklar. Toplum belki yeniden ayrışıp yeniden çözülecek gibi gözüküyor. Muhtemelen bu yeni yapılanla bu başkanlık ya da parlamenter sistemi de
kendi içerisinde tartışıp gündeme getirecek olan o bir konu gibi duruyor, ona geçecekmiş gibi duruyor. Yani ben şimdi demin söylemeye çalıştığım şey şuydu, yani sonuçta bizim reel olarak sistemin işleyişinde ortaya çıkan sıkıntılardan falan yola çıkarak ya bunu bir yeniden forma sokalım, ihtiyacımızdan kaynaklanan, bizim ihtiyacımızdan, toplumun ihtiyacından, devletin ihtiyacından kaynaklanan bir düzenleme değil. Yani sonuçta bu Erdoğan ihtiyacından kaynaklanan bir, zaten hani bu mevcut sistemin ortaya çıkışında hatırlıyor herkes. Yani Devlet Bahçeli'nin fiili durumu mahkum, iyilik kazandıralım demiş olmasıyla başladı bu süreç. Çünkü fiili durum Erdoğan'ın zaten kendi yaslanarak ve mevcut düzenlemeleri hiçe sayarak aslında hukuki durumun dışına çıkıp bir fiili durum yaratmış olması yüklendi. Şimdi burada Erdoğan'ın kendi imkanlarını azaltacak, kendi gücünü tırpanlayacak bir takım düzenlemelere evet diyebilecek olduğuna işin hakçası ben hiç ihtimal vermiyorum. Bugüne kadar ki tırnak içinde performansı biz de bunu umduruyoruz. Yani Erdoğan'ın karşısında onu kendi seni başka sınırlara doğru çekmeye zorlayacak bir güç odağı da henüz yok. Dolayısıyla buralardan çok ümitli olmak, buralardan bir şeyler beklemek bana kalırsa yanlış yani. Ben AKP'nin içinde Tayyip Erdoğan'ın istemediği bir şeylerin, bir takım denlemelerin olabileceğine ihtimal vermiyorum. Tayyip Erdoğan büyük ihtimalle birilerinin parti kurmaya kalkmasına falan rahatsızdır ama o onların hepsini bir türlü bertaraf edebileceği hesabını yapıyorum. CHP'nin içine gelince CHP'nin içi pek öyle değildir. CHP bu açılardan içerideki dinamiklerin öyle veya böyle partiyi ve genel başkanı koşturabilecek kadar güçlü olduğu bir yer. Dolayısıyla evet buradan sonra bence CHP'nin içinde ciddi bir, hemen değil ama yani yaz havası dağıldıktan sonra CHP'nin içinde beklenmedik şeyler olabileceğini düşünüyorum. Ben birkaç zamandır seçimden öncesinden beri yani 23 Haziran öncesinden beri aslında şunu fırsatını bulamamıştım. Bu vesileyle bunu söyleyeyim yani. 31 Mart gecesinden beri Meral Akşener'in önemli bir momentum kazandığını söyleyip duruyorum. Şimdi şu kısa dönemde de aslında oyunu değiştirebilecek olan aktörün, yani bizim lehimize değil, oyunu değiştirmek manasında söylüyorum. Oyunu değiştirebilecek aktörün Meral Akşener olabileceğini düşünüyorum. Meral Akşener buradan hem parti içindeki gücünü hem MHP'ye karşı, Devlet Bahçeli'ye karşı pozisyonunu artıracak bir şekilde bir hamle yapabilir. Ve bu şu manaya geliyor yani, daha doğrudan konuşacak olursak, Bahçeli'nin yerine talip olabilir. Bu eğer gerçekleşirse Türkiye'de birçok şey, birçok taş yerinden oynar diye düşünüyorum. Yani Millet İttifakı'nın yanından ayrılıp Cumhur İttifakı'ndan uzaklaştırarak Cumhur İttifakı'na İYİ Parti'nin dahil olabileceğini söylüyorsunuz. Evet. Bunlar böyle ittifak isimleriyle falan filan olmayabilir. Biz başka şeyler tabii ki. Ama yani işte parlamentoda Erdoğan'a gerekli güvenceleri vererek ve işte bürokraside kendi içine yakın insanların yer almasını sağlayarak oyunun yani Tayyip Erdoğan'ın borçlu olduğu oyuncunun Meral Akşener olduğu bir yere doğru gidebilir diye sistem düşünüyorum. Yani öyle söyleyeyim, aslında bunun için bütün şartlar var. Teknik olarak bakarsak oyunun böyle gelişmesi için bütün şartlar var. Bu herkesin, Devlet Bahçeli hariç herkesin lehine. Sözünü ettiğimiz aktörler açısından, oyuncular açısından bunun böyle gelişmemesi de ancak Meral Akşener'in kendisinin iradi bir tercih olur.
bana da öyle iradeli tercih çok kolay görünmemişler. Bugün devlet bahçelerinin grup toplantısında yapmayacaktı. Dünyaki görüşmeler üzerine yapma kararı aldı. Orada erken bunun yolunda Cumhurbaşkanı'nı davranmakla suçladı. Teşekkür konuşmasında adeta öyle bir de Cumhurbaşkanı edasıyla hareket etti diyerek önümüzdeki günlerde bu CHP içerisinde özellikle Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında bir çatlak olacağını, çünkü İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı'nı hazırlandığını ima etmiş oldu. Bu doğal olarak İYİ Parti'ye Cumhurbaşkanı'nın akşamları da hedefe koydu. Buradan da anlıyoruz ki Bahçeli CHP içerisinde bir kavgalı çıksın istiyor ve İYİ Parti'nin de AK Parti'ye yaklaşması hemen için bir önce daha diyor. Şimdiye kadar Bahçeli sizin kendisinde, kendi ettiği laflarda derin hikmetler aradığınız, çok aradığınız için de mutlaka bulduğunuz daha bilge adam rolü, duruş itibariyle öyle bir duruş tercih ediyordu ama seçim öncesinden itibaren olağanüstü, 31 Mart sonrasından itibaren olağanüstü panik halinde oldu. Bence çok bariz görünüyor. Yani biz Bahçeli'nin 31 Mart hem sonrasından itibaren ki vücut dili ile 31 Mart öncesindeki vücut dilini mukayese edecek olursak, yani evet böyle yine hani öfkeli öfkeli laflar etmeyi seven bir adam falan var idi ama yani vücut dili itibariyle bak hani sana söylüyorum kızım sen anla gelinim edasıyla konuşuyor bilgi adam pozisyonu var idi ama çok uzun süredir bence bu da kayboldu ve her geçen gün o kendisine bir hikmet aranması imkanlarını bile azaltıyor. Bu yolun sonuna ilk gelenin Devlet Bahçeli olacağı tahminine sürüklüyor beni. Birisi yolun sonuna geliyor ise pek çok kişi yolun sonuna geliyor demektir. Evet. Yani bu domino taşları gibi üstüne yıkılır da ama demin söylediğim senaryoyu düşünmeme yol açan esas sebep de bu yani. Bahçeli'nin kendisini çok emniyet etmiyor olduğu bir yıl sıkıntısı olduğunu hissediyorum. Ve bu tutumuyla da yani şimdi demin söylediğine bağlayayım. Kılıçdaroğlu'yla İmamoğlu arasında bir çatlak açmaya kalkmak yani çok aptalca bir şey. Yani İmamoğlu'yla CHP'li başka aktörler arasında atıyorum Muharrem İnce arasında işte ya da işte CHP'nin içindeki başka oyuncular arasında bir çatlak oluşturmaya çalışmak bir sonuç verebilir. Ama yani Kılıçdaroğlu zaten kendisi Cumhurbaşkanı adayı teşne olmayan bir adam olarak bak senin olduğun partide Cumhurbaşkanı adayı olmaya hazırlanıyor diyerek falan bir sonuç alın. Aslında Bahçeli'nin İmamoğlu'nu muhatap alıp onunla bu tür ilişkilere girmesi bile ne kadar çaresiz olduğunu göstergesi bana kalır. İstersen burada tamamlayalım. Bir başka programı izleyicilerimize yaparız diye bildiriyorum. Beyzelerin bu yöntemle devam edeceğiz. Sevgili dostlar, programı burada bitiriyoruz. Yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.